Homeros'a olan saygımdan dolayı Akilus için bu sözleri söylemenin ve söyleyenlere inanmanın günah olduğunu ileri sürmekten çekiniyorum. Hem de onu Apollon'a şöyle söyletmek. Bana kötülük ettin ey güçlü okçu. Tanrıların en zalimi olan sen. Kuşkusu senden öç alırdım elimde güç olsaydı bir tanrı olan ırmağa karşı itaatsiz davrandığını, onunla savaşmaya hazır olduğunu öbür ırmağa, yeni siperkosa adanmış olan saçlarına gelince öldüğü için yiğit patroklasa saçlarımı bağışlamak istiyorum. Peki dedim, madem ki söylenecek ve söylenmeyecek sözleri sınırlamaktayız, acaba ele alınacak başka bir tür kaldı mı? Tanrılardan, daimonlardan, yiğitlerden ve hadeste olup bitenlerden nasıl söz etmek gerektiğini saydık. Saydık. İnsanlar hakkında nasıl söz söylemeli, bu kaldı değil mi? Besbelli ama konuyu şu anda ele alıp irdelememize olanak yok dostum. Neden? Çünkü ele alırsak şairler de, yazarlar da, insanlardan söz ederken birçok eğri adamın talihli, doğrularınsa talihsiz olduklarını, haksızın gizli kalırsa yararlı bir şey olduğunu, doğruluğun da başkasına yarar kendine zarar verdiğini söylemekle bence en önemli noktalar üzerinde yanılıyorlar demeliyiz böyle şeyler söylemelerini yasak etmeli, şiirlerinde, masallarında bunların tersini anlatmalarını buyurmalıyız. Bu düşüncede değil misin? Evet evet, bu düşüncedeyim. Haklı olduğumu kabul ediyorsan, öteden beri incelediğimiz konular üzerinde de benimle aynı düşüncede olduğunu kabul edebilirim, değil mi? Haklı olarak kabul edebilirsin. İnsanlardan demin istediğimiz gibi söz etmek gerektiği sorunu üzerinde doğruluğun ne olduğunu, onun doğru kişiye doğru görünsün görünmesin, yarar getirdiğini araştırıp bulduğumuz zaman uyuşuruz. Çok doğru. O halde söylenen sözler hakkındaki konuşmamız burada bitsin. Bundan sonra söyleme biçimini incelemeli. Sanırım böylece ne söylemeli ve nasıl söylemeli konusunu tümüyle gözden geçirmiş oluruz. Belki şöyle daha iyi anlarsın. Masalcıların, şairlerin bütün söyledikleri geçmişte, günümüzde ya da gelecekteki olayların anlatılmasından ibaret değil midir?'' Tabii, başka ne olabilir? Peki, bunları ya basit anlatma, ya taklit yöntemiyle, ya da her iki yöntemede başvurarak anlatabilir, değil mi? Bunu daha açık söylemeni isterim. Amma da gülünç bir hocaymışsın. Meramımı anlatamıyorum. Öyleyse sorunun bütününü değil de konuşmasını bilmeyenler gibi bir parçasını ele alarak ne istediğimi bir örnekle göstermeye çalışacağım. Söyle bana, İlyada'nın başlangıcını bilirsin. Şair orada Kires'in Agamemnon'a kızını serbest bıraksın diye yalvardığını anlatır. Agamemnon'un kızdığını, Kires'in de istediğini elde edemeyince Tanrı'dan akaların başına felaket getirmesini dilediğini. Öyle değil mi? Evet. O halde şunu da bilirsin ki bütün akalara en çok da ordu önderleri iki Atreus oğullarına yalvarıyordu sözlerine kadar olan parçayı şair kendi söyler ve biz de onları bir başkası söylüyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalışmaz bile. Ama sonrası için kendisi kirey sesmiş gibi konuşur ve bize konuşmanın Homeros değil de yaşı rahip olduğu duygusunu vermeye uğraşır. İlyon'da, İthaka'da bunlar Odeysus esnanında olup bitenlerin hepsini aşağı yukarı bu biçimde anlatır. Evet, kişilerin her fırsatta söyledikleri sözler ve bu sözler arasındaki olup bitenlerin aktarılması birer anlatma değil midir? Öyledir tabii bir başkasıymış gibi söz söylediği zaman konuşmasını söz alacağını önceden bildirdiği kimseninkine mümkün olduğu kadar benzetir diyemez miyiz? Deriz elbette. Kendini sesiyle davranışlarıyla bir başkasına benzetmek, kendisine benzemek istediği kişiye öykünmek değil midir? Şüphesiz. Öyleyse görülüyor ki Homeros'ta öbür şairlerde anlatmalarındaki öykünmeye başvururlar. Öyle. Ama şair kendini hiç gizlemeseydi, şiirlerinde, hikayelerinde öykün mü olmazdı? Ama yine nasıl olur anlamıyorum dememen için ben anlatayım. Homeros, şairin konuşmalar arasındaki sözleri kaldırılır da yalnızca kişilerin karşılıklı konuşması kalırsa yukarıda saydığımız türün karşıtı olur. Şiirin ve masalın bir türü baştan aşağı öykünmedir. Örneğin, dediğin gibi tragedya ile komedya, başka biri ise şairin anlatmasından ibarettir. Bunu en çok ditiramboslarda görebilirsin. İki türün karışmasından oluşan üçüncü türe destan şiirinde ve daha birçok anlatım biçimlerinde rastlarız. Anlatabildim mi? Evet. Bundan önce de neler söylemek gerektiğini saydık. Şimdi ise nasıl söylemek gerektiğini incelemek kaldı demiştik. Anımsıyor musun? Evet. İşte dediğim de şuydu. Şairlerin anlatırken öykünmeye başvurmalarına izin verecek miyiz? Yoksa anlatmalarının bazılarında öykünme olsun, bazılarında olmasın mı diyeceğiz ve ne zaman ve hangilerinde? Yoksa öykünmeyi toptan yasak mı edeceğiz? Devletimize tragediyayı, komedyayı kabul edip etmeyeceğimizi incelemek niyetinde olduğunu şimdiden seziyorum. Ama belki de daha başka şeyleri şimdilik bilmiyorum. Sözün gidişi bizi bir rüzgar gibi nereye atarsa oraya gitmeli. İyi söylüyorsun, dedi. Bir bak bakalım Adimantos. Bekçilerimiz öykünmeci olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa demin söylediklerimizden bir adamın bir tek işi iyi başarabileceği ama birçok işe birden girişirse hiçbirini ün kazanacak kadar başaramayacağı sonucu çıkmıyor mu? Çaresiz öyle. Öykünme için aynı şey söylenemez mi? Bir insan her şeye, bir tek şeye öykündüğü kadar iyi öykünemez. Yapamaz elbette. O halde önemli bir görevi olan bir adamın birden birçok şeye öykünmesi zordur. Nitekim birbirine yakın görünen iki öykünme türünde yani tragedya ile komedyada da aynı kişiler başarılı olamazlar. Ama aynı oyuncular hem tragedya hem komedyada oynamaz. Oysa her ikisi de öykünme türündendir değil mi? Öyle. Hatta bence Adimantos insan doğası daha da çok bölümlüdür. Öyle ki bir insanın birçok şeylere iyi öykünmesine yahut öykünmeyle bir benzeri verilen şeyleri yapmasına olanak yoktur. Çok doğru. Öyleyse ilk düşüncemizi koruyup bekçilerimiz öbür bütün işlerle uğraşmayarak ancak devlet özgürlüğünü kuran çok dikkatli işçiler olmalı ve bu sonuca varmayan başka hiçbir işe bakmamalıdırlar. Demek oluyor ki onlar başka hiçbir şey yapmayacaklar, hiçbir şeye öykünmeyecekler. Yok eğer öykünürlerse kendilerine yakışacak üstün özellikleri olan gözü pek, uslu akıllı, dini bütün, özgür kişilere öykünmelidirler ama alçakça işlere girişmeyecekleri gibi alçaklığa da başka herhangi bir kusura da öykünmekte hünerli olmamalıdırlar. Evet, öyle. Kendileriyle uğraştığımız iyi insan olmalarını istediğimiz kişilerin erkek oldukları halde kadın gibi giyinip, kocasına çıkışan, yok gururlanarak mutlu olduğunu sanıp da tanrılarla boy ölçüşen, Yahut felaket içinde yas tutan, gözyaşı döken genç ya da yaşlı kadınlara imrenmelerine izin vermeyeceğiz ayrıca hasta, aşık ve doğum sancıları çeken bir kadını temsil etmelerini büsbütün yasak edeceğiz. Elbette köle işleri gören kadın ya da erkeklere de öykünmeyecekler. Doğal olarak kötü insanlara da öykünmemeleri gerek korkaklara, demin söylediğimiz şeylerin aksini yapanlara, birbirini hakaret eden, birbirleriyle alay eden sarhoşken, ayıkken ağzını bozanlara, bu gibilerinin kendilerine karşı da öbür insanlara karşı da sözleriyle, davranışlarıyla işledikleri kabahatlerin hiçbirine öykünmemelidirler. Ayrıca sanırım sözleriyle de davranışlarıyla da delilere benzemeye alışmamalıdırlar. Çünkü kadın erkek deli ve kötü insanları tanımalı fakat yaptıklarının hiçbirini yapmamalı, onlara öykünmemeli. Çok doğru. Bence akıllı bir adam, iyi bir adamın söylediklerini veya yaptıklarını anlatmak zorunda kalınca kendisi o adammış gibi onu temsil etmeye razı olacak ve bu öykümeden utanmayacak. Hele o adamın metin, akıllıca bir davranışına öykünmekteyse. Yok hastalık, aşk, sarhoşluk, ya da başka bir zayıflık yüzünden sendelediğini görürse ona daha az öykünecek. O halde böyle olmayan hikayeci ne kadar kötüyse o kadar her şeye öykünecek. Kendine layık görmediği bir şey olmayacak. Öyle ki büyük bir kalabalığın karşısında bile ciddiyetle her şeye öykünmeye kalkışacak. O halde şairlerin söz söyleyen insanların hepsi bu anlatma biçimlerinin ya birini ya ötekini yahut da ikisinden karma bir biçimi kullanırlar, değil mi? Öyle olsa gerek dedi. Peki ne yapacağız dedim. Bütün bu biçimleri devletimiz alacak mıyız yoksa basit biçimlerin yalnızca birini mi veya karma biçimini mi hangisini alacağız Benim düşüncem üstün gelirse dedi usta akıllı adama öykünen ve karma olmayan anlatma biçimini alırız ama karma biçim de tatlıdır Ademantos çocukların bakıcıların ve çoğu insanların en çok hoşuna giden biçim senin seçtiğinin karşıtıdır Hoştur da ondan. Ama belki bizim devlete uymaz diyeceksin. Çünkü bizde her insan bir iş gördüğü için iki veya birçok yönlü olamaz. Evet, uymaz devletimize. Bunun için değil midir ki yalnızca böyle bir kentte kunduracı kunduracıdır? Kunduracılığından başka bir de kaptanlık yapmaz. Çiftçi çiftçidir. Çiftçilikten başka bir de yargıçlık yapmaz. Asker askerdir. Askerlikten başka ticaretle uğraşmaz. Hepsi de aynen öyledir. Doğru. Öyleyse belli ki her kılığa girmesini, her şeye öykünmesini ustalıkla bilen bir adam kentimize gelip de şiirlerini temsil etmek isteseydi şaşılacak, hoş, kutsal bir varlık gibi önünde secde ederdik. Fakat kentimizde onun gibi adam bulunmadığını, bulunmasının da yasak olduğunu söyler, başına kokular sürdükten, yün şeritlerden bir taç koyduktan sonra onu başka bir kente gönderirdik. Bizse selametimiz için daha sert, daha az, hoş bir şairi, bir hikayeciyi dinleriz. O bizim için yalnızca aklı başında adamın söyleyişine öykünsün. Sözlerini, askerlerimizin eğitimini ele aldığımız zaman yasa olarak koyduğumuz biçimlere uydursun. Evet, elimizde olsaydı öyle yapardık. Şimdi dostum, dedim. Musiki'nin sözler ve masallar hakkındaki kısmını sona erdirdik sanıyorum. Çünkü ne söylemeli ve nasıl söylemeli sorununu inceledik. Bundan sonra şarkı söyleme biçimi ve şarkılar kaldı, değil mi? Peki, önce koyduğumuz kurallara uymamız için bunların nasıl olması gerektiği hakkında neler söyleyeceğimizi herkes şimdiden bulabilir, değil mi? Ama Glakon gülerek, ben Sokrates, bu herkesin içinde olmasam gerek. Herhalde şu anda neler söyleyeceğimizi bulacak durumda değilim ama aklımdan bir şeyler geçmiyor değil. Herhalde. En başta şunu diyebilecek durumdasın ya, şarkı üç şeyden oluşur. Söz, makam, ritim. Evet, bu kadarını ben de biliyorum. Şarkının sözlerine gelince onlar da demin saydığımız söyleyiş biçimlerine girdiklerine göre şarkısı sözlerden hiç farklı değildir. Doğru. Makam ve ritme gelince sözlere uymalıdır. Elbette. Fakat sözlerden konuşurken ağlaşmalara, inlemelere hiç gereksinimiz yoktur. Hiç yok tabii. Hüzünlü makamlar hangileridir? Söyle bakalım madem ki müzikten anlıyorsun. Karışık Lidya, tiz perdeden Lidya makamları ve bunlar gibi birkaçı daha onları ortadan kaldırmalı mı? Erkeklere şöyle dursun, aklı başında olması gereken kadınları bile yararsızlar. Çok doğru. Ama bekçilerimize sarhoşluk, gevşeklik, tembellik özellikle yakışmaz. Hiç şüphesiz. Makamlar arasında gevşek olanlar, içki sofrasına yakışanlar hangileridir? Çözük denilen İonya ve Lidya makamları da vardır. Bunlar dostum savaşçı adamların ağzına uygun mudur sence? Asla değil. Demek ki senin için yalnızca Dor ve Frigya makamları kaldı. Makamları bilmem ama öyle bir makam kalsın ki savaşa veya zorlu bir harekete girişmiş olan bir adamın sesine, anlatımına uygun bir biçimde öyküne bilsin. Bu adama talihi yardım etmezle yararlanacak, ölecek ya da başka bir felaketle karşılaşacak olursa bütün bu durumlarda gerilemeden dayanacak, kaderin darbelerine karşı koyacak. Bir makam daha gerekir ki kendi isteğiyle sakin ve zor olmayan bir işe girişmiş, hedefine ulaşmak için ya bir tanrıyı yalvarışlarla kendine kazanmak, ya da bir insanı ona akıl öğretmek, öğüt vermekle ikna etmeye uğraşan yahut da başkasının ricalarını, azarlarını dinleyen ve bu sayede istediğini elde ettikten sonra gurura kapılmayan, aksine her işte akılla, ölçüyle hareket eden ve olayları hoş karşılayan bir adama öykünmeye uysun. Bu ikisini yani felaketle karşılaşanların, mutluluğa erenlerin, uslu, akıllı, gözüpek adamların sesine en iyi öykünecek bu zorluyla zorluksuz makamlar bırak kalsın bırakmak istediklerinde zaten demin saydığım iki makamdır, dedi. Bundan böyle şarkılarımız, havalarımız için çok telli ve her türden makamlı sazlara gereksinimiz olmayacak. Belli ki olmayacak, dedi. O halde devletimizde üçgen, mızrap ve öbür çok telli, çok makamlı bütün sazları yapan sanatçıları beslemeyeceğiz. Evet, ya filavta yapanları, filavta çalanları kente kabul edecek misin? Filavta en çok sesi olan saz değil mi? Öbür bütün terli sazlar Filavta'nın bir taklidinden ibaret değil mi? Öyle. O halde ira ile kitara kalıyor. Onlar kentimiz için yararlıdır. Bir de kırlarda çobanlar için kaval. Düşüncemiz bunu gösteriyor. A dostum, Apollon ve Apollon'un sazlarıyla Marias ve Marias'ın Marias'ınkiler arasında karar verip ilkini seçmekle bir yenilik yapmış olmayız.